Sevgili gençler, Samgis tarafından hazırlanan LGS 3 denemesiyle yeniden karşınızdayız. Ve bu denemede yer alan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk'ü testi sorularının çözümüne birinci sorumuzla başlıyoruz. Soru kökünü okuyorum sizlere. Yaşanan bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ni hangi alanlarda etkilediği söylenebilir? A. Sosyal hukuki, B. Askeri siyasal, C. Siyasal ekonomik, D. Ekonomik, kültürel. Bakalım şimdi neler yaşanmış. Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında bir yandan milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanan azınlıklarla mücadele ederken, diğer yandan bazı Avrupa devletlerinin bu meseleyi bahane ederek iç işlerine karışmasına engel olmak için çaba harcıyordu. Yine Osmanlı Devleti sanayileşmeyi başaramadığı için batılı ülkelerin açık pazarı haline geliyor, kapitülasyonlar sebebiyle büyük zararlara uğruyordu. Zira yerli üretim yapan atölyeler, gümrük vergisi ödenmeden ülkeye sokulan ucuz ve kaliteli ürünlerle rekabet edemiyor ve tek tek kapanıyordu. Evet arkadaşlar, yaşanan gelişmeler bunlar. Peki bu gelişmeler hangi alanlarda Osmanlı'yı etkilemiş? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle A'ya bakalım. Sosyal hukuk yardı. Arkadaşlar burada ne hukuksal bir gelişme var, ne de sosyal hayata dönük bir gelişme var. O yüzden A'yı rahatlıkla eliyoruz. B'ye bakalım. Askeri siyasal. Baktığımız zaman yine yukarıda askeri bir gelişmeden bahsetmiyor. Siyasal gelişme var sadece. O da şu kısımda. Burada Osmanlı'nın yaşadıkları mücadelesi tamamen siyasetin konusu. Buradakiler siyasal alanda Osmanlı'nın etkilendiğini gösterir. Ama biz burada iki tane alan arıyoruz. O yüzden B'yi deledik. C'ye bakalım. Siyasal ekonomik. Demin de söylediğim gibi ilk verdiğimiz gelişme siyasal bir gelişme. Çünkü çıkan isyanları devlet bastırmaya çalışıyor. Bu tamamen devletin uğraşısı, görevi, yapması gereken bir şey. Yani siyasetin konusu bu. Bir de Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerine karışmasına engel olmaya çalışıyor. Bu da yine siyasetin konusu. O yüzden burası siyasal alan. Burada da diyor ki Osmanlı sanayileşmeyi yapamadı. Batılı ülkelerin açık pazarı haline geldi. Kapitülasyonlar da buna yardımcı oldu. Zira gümrük vergisi ödemeden adamlar istediği malı bu ülkeye soktu ve sattı. Onlarla baş edemeyen yerli esnaf da ne yaptı? Arkadaşlar iflas etti. Atölyelerini kapatmaya çalıştı. Bu da ekonomik alanda Osmanlı'nın etkilendiğini gösterir. Haliyle bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği arkadaşlar. Siyasal, ekonomik alanlarda yaşanan bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ni etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. D'ye bakalım. Neden D olmaz? Ekonomik ikinci seçenek olur. İkinci verilen gelişme olur ama yukarıda yine kültürel bir gelişme yok. Kültürel alanla ilgili bir bilgi yok. O yüzden D'de olamaz. Demin de söylediğim gibi birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu bilgiden Mustafa Kemal Paşa'nın hangi kişisel özelliği çıkarılabilir? Soru kökümüz bu. Şıklara bakalım hemen. A. Kararlılığı, B. İnkılapçılığı, C. Çok yönlülüğü, D. İleri görüşlülüğü. Bakalım bilgimize. Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'nin toplanması fikrinden vazgeçilmezse, kuvvet kullanarak buna engel olunacağı tehditinde bulunan İngiliz subayına, İngiltere hükümetinden müsaade istenmediğini, milletin aldığı kararı yerine getireceğini ve ne pahasına olursa olsun bu kongrenin toplanacağını kesin bir dille ifade etmiştir. Bilgimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı yerleri çizdim. Buralar, bu çizdiğim yerler bizi doğru cevaba götürecek. Seçeneklerimiz neydi? İsterseniz tersten gidelim. D. İleri görüşlülüğü, C. Çok yönlülüğü, B. İnkılapçılığı, A. Kararlılığı. Arkadaşlar bilgiye baktığınız zaman ileri görüşlü olduğuna dair herhangi bir bilgi yok, veri yok. O yüzden en rahat edeceğimiz seçenek burada D seçeneği. Çok yönlülüğü yine yukarıda yok.
İşte askerdir, siyasetçidir, işte kitap yazmıştır, entelektüel bir insandır gibi gibi gibi. Buna dair de yine yukarıda bilgi yok. Sadece burada milli mücadelenin lider olan Mustafa Kemal Paşa var. O yüzden çok yönlülüğü de yok. İnkılapçılığı, Mustafa Kemal'in biliyorsunuz kişilik özelliklerinden bir inkılapçılığıdır. Birçok inkılap yapmıştır. Burada da herhangi bir inkılap yaptığına dair bilgi yok. Demin de altını çizdiğim şurası bizi doğru cevaba götürecek demiştim arkadaşlar. Ne pahasına olursa olsun Erzurum Kongresi'ni toplayacağım diyor. Kesin bir dille ifade ediyor. Yani Erzurum Kongresi'ni toplamakta kararlı. O yüzden buradan çıkarabileceğimiz Mustafa Kemal'in kişisel özelliği arkadaşlar kararlılık veya kararlılığı. O yüzden demin de söylediğim gibi bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bilgilerden hareketle milli cemiyetlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A. Hangi tarihlerde kurulduklarına? B. Hangi amaçlarla ortaya çıktıklarına? C. Hangi illerde faaliyet gösterdiklerine? D. Hangi mücadele yöntemini benimsediklerine? Bakalım şimdi verilen bilgilere. Pontus çeteleri Karadeniz'de bir Rum devleti kurmak amacıyla harekete geçti. Ermeniler de Doğu Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurmak için Türk topraklarını tehdit etmeye başladı. Rumların ve Ermenilerin bu faaliyetlerine engel olmak isteyen ve topraklarını işgalcilerden temizlemek için kurtuluş çaresi arayan Türk milleti ise yurdun farklı noktalarında milli cemiyetler kurdu. Evet arkadaşlar, bilgilerimiz bunlar. Bu bilgilerden hareketle milli cemiyetlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Bunu bulmaya çalışacağız. Önce A'ya bakalım. Hangi tarihlerde kurulduklarına? Bakın arkadaşlar metne. Herhangi bir tarih var mı? Yok. Çünkü bu milli cemiyetlerin bazıları 1918 yılında, tabii hepsi bir yılda değil, o yılın farklı aylarında kuruldu. İşte 19'da kurulan var vesaire vesaire. Ama yukarıda bununla ilgili bir tarih yok. O yüzden milli cemiyetlerin hangi tarihlerde kurulduklarına ulaşamayız. A'yı eledik. Hangi amaçlarla ortaya çıktıklarına? Çok net arkadaşlar. Bakın. İki tane bizim azınlığımız var. Azgın azınlık diyebileceğimiz, yıllarca beraber yaşadığımız ama bizden toprak alıp kendi devletlerini kurmaya çalışan Rumlar var. Ve yine Milleti Sadıka dediğimiz yıllarca ile beraber yaşadığımız Ermeniler var. Bunlar bizden, bizim topraklarımızdan kendilerine pay istiyorlar ve devlet kurmak istiyorlar. O yüzden cemiyetlerin çıkma gerekçelerinden, kurulma amaçlarından, ortaya çıkma amaçlarından biri bu. Biri de ülkemiz işgal altında malum. İşgalcilerden ülkeyi temizlemek için harekete geçiyorlar ve bu cemiyetleri, milli cemiyetleri kuruyorlar arkadaşlar. O yüzden hangi amaçlarla ortaya çıktıklarına rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Neden C değil? Ona da bakalım. Hangi illerde faaliyet gösterdiklerine? Var mı arkadaşlar yukarıda bir bilgi? Sadece tahmin edebilirsiniz ama net şu ilde diyor mu? Demiyor. Oysa biliyoruz ki İstanbul'da kurulan var, Edirne'de kurulan var, Trabzon'da kurulan var, Erzurum'da kurulan var, Adana'da kurulan var, İzmir'de kurulan var. Hatta ismini bilmediğimiz Samsun dahil birçok yerde kurulan milli cemiyet var. Ama yukarıda bununla ilgili bir bilgi yok. O yüzden C'yi de eledik. D'ye bakalım hangi mücadele yöntemini benimsediklerine var mı yukarıda? Hangi yöntemle mücadele edeceklerine dair bir bilgi o da yok. Çünkü kimi silaha başvurmayı savundu, kimisi işte miting yapalım dedi, kimisi protesto telgrafları çekelim dedi, kimisi gösteriler yapalım dedi, kimisi silaha başvuralım, kimisi basın yayın yöntemini kullanalım dedi. Yani her cemiyetin farklı yöntemleri var mücadelesini yürütürken kullandığı. Ama yukarıda milli cemiyetlerin hangi yöntemi benimsediğine dair yine herhangi bir bilgi yok. O yüzden bu sorumuzun, üçüncü sorumuzun doğru cevabı B seçeneği arkadaşlar. Bu bilgilerden rahatlıkla hangi amaçlarla bu cemiyetten ortaya çıktığını bulabiliyoruz, buna ulaşabiliyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Buna göre yaşanan gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir? A. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına. B. Osmanlı yönetimiyle işbirliği yapılmasına. C. Mustafa Kemal Paşa'nın görevden alınmasına.
de milli mücadelenin askeri safhasının başlamasına. Bakalım hangi bilgiler verilmiş yukarıda. Bize göre böyle bir anlaşma yoktur diye Mustafa Kemal Paşa, Türk milletini yok etmeyi ve Osmanlı Devleti'ni parçalamayı hedefleyen bir ölüm fermanı olan Sevr Antlaşması'na ilk karşı çıkan isimlerden biri oldu. Bu antlaşmanın imzalanmasıyla İtilaf Devletleri'nin Türk vatanına ve bağımsızlığına yönelik niyetlerini açıkça gören Türk halkı bu duruma sessiz kalmadı. Karamsarlığa düşmeyen ve direnme gücü daha da artan Türk halkı, işgalcilerle savaşıp onları topraklarından atmak için Mustafa Kemal Paşa liderliğinde harekete geçti. Evet arkadaşlar, Sevr Antlaşması imzalandıktan sonra yaşananlar bunlar. Mustafa Kemal de tepki gösteriyor. Türk halkı da tepki gösteriyor. Çok kötü bir anlaşma. Bizi yok etmeyi amaçlayan, paramparça etmeyi amaçlayan bir antlaşma. Soru kökümüz ne diyordu? Yaşanan gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu söylenebilir. Bakalım A seçeneğine. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına. Eledir arkadaşlar. Sevr Antlaşması biliyorsunuz Ağustos 1920'de imzalandı. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. Haliyle meclis açılmıştı. O yüzden buna sebep olmuş olamaz. Eledik. B. Osmanlı yönetimiyle işbirliği yapılmasına. Zaten antlaşmayı Osmanlı hükümeti imzaladı. O yüzden bu anlaşmaya karşı çıkarsan bu anlaşmayı imzalayan onaylayanlarla işbirliği yapamazsın zaten. Böyle bir şey yok. O yüzden Osmanlı yönetimiyle işbirliği yapılmasına da sebep olmadı. C. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlik görevinden alınmasına. Pardon, Mustafa Kemal Paşa'nın görevden alınmasına. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar Havza Genelgesi ve Amasya Genelgesi sürecinde yaptıklarından dolayı zaten İstanbul'a çağrılmıştı, görevden alınmıştı. O yüzden bu da 1919'larda olan bir şey. Daha sonra da meslekten istifa etmişti. O yüzden buna da sebep olduğunu söyleyemeyiz. Ama şurada vurucu bir cümlemiz var arkadaşlar. Halk ve Mustafa Kemal ne yaptı? Düşmanı yurttan atmak için harekete geçti. Çünkü Türk milletine başka seçenek kalmadı arkadaşlar. Zaten milli mücadelenin hazırlık süreci tamamlanmıştı, bekleniliyordu. Bu sırada bu antlaşma yapıldı. Eğer bu antlaşma düzgün bir antlaşma olsaydı, bize yaşam hakkı veren bir antlaşma olsaydı, misak-ı milliye uygun bir antlaşma olsaydı muhtemelen milli mücadele olmayabilirdi. Ama bize yaşam hakkı tanımayan, topraklarımızı parçalayan bu anlaşmaya Türk milleti ve Mustafa Kemal harekete geçerek haliyle milli mücadelenin askeri safhasını başlatarak tepki gösterdi, karşılık verdi arkadaşlar. Bu nedenle dördüncü sorumuzun doğru cevabı D seçeneği, yaşanan gelişmeler milli mücadelenin askeri safhasının başlamasına sebep olmuştur arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Basın yayın yoluyla mücadelenin benimsendiğine. B. İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket edildiğine. C. Milli cemiyetlerin tek çatı altında toplandığına. D. Milli bilincin uyanmaya başladığına. Bakalım yukarıda verilen bilgilere. İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde bölge halkı arasında önce büyük bir şaşkınlık yaşandı. Fakat bu şaşkınlık çok sürmedi. Kısa bir süre sonra harekete geçen halk direniş için bazı örgütler kurdu. Bunun yanı sıra o zamana kadar yol kesen, kasaba basan, eşkıyalar da susuz halkla uğraşmayı bırakıp Yunan ordusuna karşı direnmeye başladı. Madem Anadolu'yu tehlikede olan o halde birleşmek gerekiyordu. Evet arkadaşlar, verilen bilgiler bu, metnimiz bu. Bunlar hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bunu bulmaya çalışalım birlikte. Önce A'ya bakalım. Basın yayın yoluyla mücadelenin benimsendiğine. Var mı arkadaşlar metnimizde böyle bir bilgi? Şurada bakın ne diyor? Halk direniş için bazı örgütler kurdu. Milli cemiyetler, Kuvayi Milliye, işte eşkıyalar Yunan ordusuna karşı direnmeye başladı. Yani burada halk resmen silaha başvurmuş arkadaşlar. O yüzden basın yayın yoluyla mücadele edildiğine dair bir çıkarım yapamayız. Böyle bir şeye ulaşamayız. Ha, bazı cemiyetler bunu benimsemiş. Basın yayın yoluyla mücadele etmeyi kendisine ilk olarak benimsemiş. Bu var ama genel olarak bu metinde basın yayın yoluyla mücadelenin benimsendiğine dair bir bilgi yok. O yüzden buna ulaşamayız. B'ye bakalım. İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket edildiğine. Yine metnimizde böyle bir şey yok. Artı İstanbul Hükümeti ile Anadolu'daki hareketin yine bilgisi yok. Bir kopukluk var arada. Bu hareket tamamen halk tarafından başlatılan bir halk.
Kimseden talimat, emir beklemeden. Yani bunlar İstanbul'a karşı da değiller, bağlı da değiller. O yüzden İstanbul hükümetiyle birlikte hareket edildiğine de ulaşamayız. Onu denedik. C'ye bakalım. Milli cemiyetlerin tek çatı altında toplandığına. Halkın kurduğu bu milli cemiyetler arkadaşlar farklı farklı yerlerde kuruldu. Hepsi kendi bölgesini kurtarmak için uğraştı. Bunlara Mustafa Kemal daha sonra önce Erzurum'da bölgedeki cemiyetleri tek çatı altında topladı. Daha sonra Sivas'ta tüm ülkedeki cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Güç Cemiyeti diye şeklinde bir araya topladı. Ama burada böyle bir şey yapıldığına dair yine bir bilgi yok. Bu daha sonra olacak olan bir şey. Bunu denedik. D. Milli bilincin uyanmaya başladığını. Cevabımız da bu arkadaşlar. Nereden anlıyoruz bunu? Bakın halk önce bir şaşkınlık yaşıyor. Ama şaşkınlığı uzun sürmüyor. Ülkenin elden gittiğini görüyor. İzmir'in elden gittiğini görüyor. İşte başka yerlerde de düşman işgaller var. Bunu duyuyor, görüyor ve ne yapıyor? Harekete geçiyor arkadaşlar. Örgütler kuruyor. Bakın seyretmiyor olayları. Bizzat kendisi de harekete geçiyor bu yapılanlara karşı. Ondan başka bakın bir zamanlar yol kesen, kasaba basan eşkıyalar bile suslu halkla uğraşmayı bırakıyor. Yunan ordusunun karşısına dikiliyor. Bakın eşkıya bile diyor ki ülke elden gidiyor, vatan elden gidiyor. Kendi halkımla niye uğraşayım diyor, düşmanla uğraşayım diyor ve Yunan ordusunun karşısında çıkıyor. Ve son cümle arkadaşlar, madem Anadolu'da tehlikede olan birleşmek gerekiyordu. Bütün bunlar arkadaşlar bize halkta milli bilincin uyanmaya başladığını gösteriyor. Halk her şeyi fark ediyor ve ülkesini kurtarmak için, düşmanla mücadele etmek için harekete geçiyor. O yüzden 5. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği arkadaşlar. Altıncı sorumuzun video çözümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bilgilere göre 1. Kurtuluş Savaşı sürecinin uzaması. 2. Türk topraklarındaki işgalin artarak devam etmesi. 3. Mustafa Kemal Paşa'ya olağanüstü yetkiler verilmesi. 4. İtiraf devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanmaya başlaması. Durumlarından hangilerine meclise karşı çıkarılan İsyanların sebep olduğu söylenebilir. A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 4, D. 3 ve 4. Bakalım verilen bilgilere. Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığını yaptığı meclise karşı itiraf devletlerinin, bazı kuvayi milliyecilerin, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların çıkarmış olduğu isyanlar, Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. Bu isyanlar, milli kuvvetlerin gücünü zayıflattığı gibi, milli mücadelenin kazanılmasını da geciktirdi. Ayrıca düşmanın Anadolu'nun iç kesimlerine kadar işgal alanını genişletmesine, insan ve malzeme kaybedilmesine sebep oldu. Evet arkadaşlar, bilgilerimiz bunlar. Bu bilgilere göre aşağıda verilen 4 durumdan hangilerine meclise karşı çıkarılan isyanların sebep olduğu söylenebilir. Bunu bulmaya çalışacağız. Öncelikle birinci durumumuz Kurtuluş Savaşı sürecinin uzaması. Sebep olmuş mudur buna? Olmuştur arkadaşlar. Zaten metnimizde de açıkça söylüyor. Bu isyanlar bakın meclisi uzun süre uğraştırdı. Milli kuvvetlerin gücünü zayıflattı. Milli mücadelenin kazanılmasını geciktirdi. Bakın çok net bir şekilde metnimizde bu bilgi var. O yüzden birinci durum meclise karşı çıkarılan isyanların sebep olduğu bir durum arkadaşlar. İkiye bakalım. Türk topraklarındaki işgalini artırarak devam etmesi. O da burada bakın. Düşman ne yapıyor? Bunlar birbirini yiyor. Ben de ne yapayım? Rahat rahat ilerleyeyim diyor. Yunanistan'dan bahsediyoruz özellikle. Ve ne yapıyor? Anadolu'nun iç kesimlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu da neye sebep oluyor? İşgal zaten var. İşgal alanı biraz daha genişliyor. Daha fazla toprağımız düşman işgal altına geliyor. O yüzden bu duruma da yine mecliste karşı çıkarılan isyanların sebep olduğu rahatlıkla söylenebilir. Mustafa Kemal Paşa'ya olağanüstü yetkiler verilmesi, meclise karşı çıkarılan isyan, bir yerde Mustafa Kemal Paşa'ya karşı çıkartılan isyanlar. Çünkü meclisin başında o var. Ama arkadaşlar burada Mustafa Kemal Paşa'ya bu isyanları bastırması için olağanüstü yetkiler verilmedi. O yetkiler ne zaman verildi? Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra verildi. Başkomutanlık yasasıyla meclisin 3 aylığına, meclisin tüm yetkileri kendisine devredildi. Ama isyanları bastırırken böyle bir yetki verilmedi kendisine. O yüzden üçüncü duruma meclise karşı çıkarılan isyanların sebep olduğu söylenemez. Dörde bakalım. İtiraf devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanmaya başlaması. Arkadaşlar itiraf devletleri arasında görüş ayrılıkları 1. İzmir'in
Kime verileceği konusunda çıktı. Önce İtalya'ya verilecekti. Sonra İngiltere vazgeçti. Yunanistan'a verdi. İlk görüş ayrılığı orada yaşandı. Daha sonra da Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşandı. İtalya işte hiç bizimle savaşmadan çekti gitti. Fransa bir süre uğraştı bizimle ama baktı ki sonuç alamıyor özellikle Güney Cephesi'nde. O da çekti gitti, anlaşma yaptı bizimle. Bu da ne yaptı? İtalya devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanmasına sebep oldu. Ama meclise karşı isyanların buna sebep olduğu söylenemez. Bu konuda hepsi bize karşı zaten. O yüzden dördüncü duruma da meclise karşı çıkarılan isyanların sebep olduğu söylenemez. Demin de söylediğim gibi Kurtuluş Savaşı sürecinin uzaması, Türk topraklarındaki işgalin artarak devam etmesi durumlarına meclise karşı çıkarılan isyanların sebep olduğu söylenebilir. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 yani A seçeneği arkadaşlar. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un bu sözlerinden hareketle İstiklal Marşı hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A. Milli mücadeleden etkilenerek yazılan bir eserdir. B. Şairi tarafından Türk halkına armağan edilmiştir. C. İstiklal Harbi tamamlandıktan sonra yazılmıştır. D. Yazıldığı zamanın milli ruhunu yansıtmaktadır. Bakalım milli şairimiz neler söylemiş yazdığı şiir hakkında, İstiklal Marşı hakkında. O günler ne heyecanlı günlerdi. Bu şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan bu marş o günlerin bir hatırasıdır. Bu şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. Bu şiir artık benim değil, milletindir. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Evet arkadaşlar, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu, 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yazmış olduğu ve ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı ile ilgili sözleri bunlar. Buradan hareketle hangi çıkarımları yapabiliriz, hangisini yapamayız bunu bulmaya çalışalım. Milli mücadeleden etkilenerek yazılan bir eserdir arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Halk ızdıraplar içinde kurtuluşu bekliyor. Bin bir facia yaşamış. Kurtuluşu bekliyor. Bu da neyle mümkün arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla mümkün. Demin de söylediğim gibi zaten 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yazıldı bu şiir. Zaten şiirin ismi de İstiklal. Yani bağımsızlık, özgürlük. Biz bunun savaşına verdik Kurtuluş Savaşı'yla. Haliyle milli mücadeleden etkilenerek zaten bütün metne bakarsanız o dönemden bahsediyor. O dönemde yaşananlardan bahsediyor. Rahatlıkla buna ulaşabiliyoruz. B'ye bakalım. Şairi tarafından Türk halkına armağan edilmiştir. Bakın bu şiir artık benim değil milletimindir diyor. Direkt bunu Türk halkına armağan ediyor, hediye ediyor. Bu da tamam. Buna da ulaştık. C. İstiklal Harbi tamamlandıktan sonra yazılmıştır arkadaşlar. Demin de söyledim. 1. İnönü Savaşı devam ederken yazılan bir şiirdir, bir marştır bu. Meclis tarafından 1. İnönü Savaşı'ndan sonra dinlenmiş ve kabul edilmiştir. O yüzden İstiklal Harbi tamamlandıktan sonra yazılmıştır çıkarımı yapamayız. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. D'ye bakalım. Yazılı zamanın milli ruhunu yansıtmaktadır. Bakın burada bununla ilgili çok bilgiler var. Milletin o günkü ruh halini, o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bakın ifade bu. Yani o gün ne yaşandıysa, o dönemdeki ruh hali insanların nasılsa, milletimizin nasılsa, bizim nasılsa ben onu yansıttım diyor. Bakın bunalan ruhların kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan bu marş o günlerin bir hatırasıdır. Bakın o günlerin bir hatırasıdır. Yani tamamen o dönemin milli ruhunu, hissiyatını yansıtmaktadır. Bakın burada dedi ki bu şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu da ben yazmam. Onu ben de yazamam diyor. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O günler dediğinde arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği, Batı Cephesi Savaşları'nın devam ettiği günler. O yüzden demin de söylediğim gibi bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. 7. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? A. Bu savaştan en az zararla çıkan devlet olmayı başarmıştır. B. Düşmanının yanı sıra çeşitli zorluklarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. C. Kendi halkının beklentilerini dikkate alarak 1. Dünya Savaşı'na girmiştir. D. Mücadele ettiği cephelerin tamamında ilk saldırının düşmanlarından gelmesini beklemiştir.
Bakalım şimdi verilen bilgilere. Birinci Dünya Harbi, rahmetli şairimiz Orhan Şaik Gökyay'ın da ifade ettiği gibi, ardına bakmadan yollara düşen, cepheden cepheyi soranların meşakkatli serüvenlerini içinde barındıran hikayelerle doludur. Osmanlı orduları, iaşe ikmal ve personel eksiklerine rağmen büyük özveriyle bir savaştan diğerine koşan Mehmetçiklerin gayretiyle ülke savunmasındaki asli görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Mehmetçik bir yandan Kafkas cephesinin dondurucu soğuğuyla boğuşurken, diğer yandan Irak çöllerinin kavurucu sıcağına katlanmış destanımsı mücadeleler sergileyerek tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Evet arkadaşlar, bilgilerimiz bunlar. Osmanlı ordusunun Mehmetçiğin fedakarlıklarından bahsediyor. Cepheden cepheye koştuğundan bahsediyor metnimiz. Biliyorsunuz Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda işte taarruz cepheleri, yardım cepheleri ve savunma cepheleri olmak üzere ona yakın cephede savaştığını biliyoruz. Biri bitmeden diğeri başlıyor işte. Kafkas cephesidir, peşine işte Kanarya'dır, Çanakkale'dir, işte Irak'tır. Bu şekilde devam ediyor. Suriye, Filistin'dir. Yardıma gittiğimiz cephelerdir. Asker sürekli gidiyor. O yüzden şairimiz de ifade ettiği gibi ardına bakmadan yollara düşüyor. Çağrılıyor. Seferberlik emri var. Koşuyor. Cepheden cepheyi soruyor. Bir taraf kapanıyor. Diğer cephe açılıyor gibi. Bir sürü de sıkıntılar çekiyor burada. Bilgilerimiz bunlar arkadaşlar. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? A. Bu savaştan, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan en az zararla çıkan devlet olmayı başarmıştır. Arkadaşlar, metnimize de baksanız, kendi bilgilerinizi de hatırlasanız asla böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun son savaşı oldu Birinci Dünya Savaşı. Sonrası yok zaten. Yıkılıp gitti, parçalanıp gitti. Maddi manevi çok ciddi zararlar gördük. Yani milyonlara bulan kayıplarımız var. Sakatlarımız var, kayıplarımız var. Kaybolan, hiç haber alınamayan şehitlerimiz var. İşin bir de maddi boyutu var. Topraklarımızın işgali var. Var oğlu var. Yani bu savaştan en az zararla çıkan devlet olmayı başarmıştır. Böyle bir çıkarım yapmamız mümkün değil. B'ye bakalım. Düşmanın yanı sıra çeşitli zorluklarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bakın, Kafkas cephesinde dondurucu soğukla boğuşmuş ve binlerce Mehmetçiğimiz donarak şehit olmuş. Irak'ta çöl sıcaklarıyla mücadele etmiş. İaşe ikmal sıkıntısı yaşamış. Personel eksikleri olmuş. Yani sürekli şehit veriyoruz arkadaşlar. Yaralılar geliyor. Onların yerine birilerini göndermek lazım. Sıkıntı yaşıyorsunuz yani asker bulmakta. Artık Anadolu'da neredeyse yani askere gidecek erkek kalmamış. Hep çoluk çocuk. Hatta biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda ortaokuldan giden, liseden giden öğrenciler var. Üniversiteden giden öğrenciler var haliyle. Onlara kadar düşmüşüz. Sadece ihtiyar bir nüfus var. İşte kadınlar var. Çok küçük bebekler, çocuklar var. Haliyle personel bulmakta, savaştaki insan bulmakta zorlanıyoruz. İaşe ikmal sıkıntımız var. Yani askerin yiyeceği, içeceği, suyu, silahı, cephanesi, kıyafeti. İaşe ikmalden kastımız bu. Bunlarda da sıkıntı yaşıyoruz. Haliyle sadece düşmanla mücadele etmiyoruz. Bir de bunlarla, çeşit çeşit sıkıntıyla, zorlukla mücadele ediyoruz. O yüzden bu çıkarımı çok rahat bir şekilde yapabiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Neden C olmaz? Kendi halkının beklentilerini dikkate alarak Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Arkadaşlar, ne metnimizde böyle bir bilgi var ne de İttihat ve Terakki yönetimi arkadaşlar, Enver Paşalar, Talat Beyler, Cemal Beyler, bunlar halka bunu sormadılar arkadaşlar. Eğer halka sorulsaydı halk savaş istemezdi. Çünkü halk bıktı. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, halk yoruldu. Eğer kamuoyuna sorulsaydı, halka sorulsaydı halk kesinlikle savaş hayır derdi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden hükümet ya da İttihat ve Terakki yönetimi ya da padişah burada kendi halkının beklentilerini dikkate alarak Birinci Dünya Savaşı'na girmedi arkadaşlar. Tamamen o günün konjonktürü, girmek zorunda kaldı, tartışılır. İşte Almanya'nın da girmek zorunda kaldı vesaire. Bunlar ayrı konular ama kesinlikle halka bu sorulmadı. Halkın bir savaş beklentisi yok, savaşa girelim beklentisi yok. O yüzden C seçeneği de olamaz. Böyle bir çıkarım yapamayız. D'ye bakalım. Mücadele ettiği cephelerin tamamında ilk saldırının düşmanlarından gelmesini beklemiştir. Burada iki cepheden bahsetmiş. Kafkas ve Irak. Ama burada savunmada mıyız? Taarruzda mıyız? Buna dair bir bilgi yok. Yani metnimizde de yok. Yine şunu biliyoruz ki Osmanlı bazen kendisi saldırmış.
İşte Kanal Cephesi'nde iki defa bunu yaptı. İşte Kafkas Cephesi'nde yaptı. Ama bazen de savunmada kalmış işte Irak'ta. Efendime söyleyeyim Çanakkale'de, Suriye, Filistin'de vesaire. Ama tamamen her seferinde, savaşçı cephelerin tamamında düşman saldırsın, ben ona saldırayım diye bir şey yok. Böyle bir çıkarım yine demin de söylediğim gibi yapamayız. O yüzden D seçeneği de olamaz. Demin de söylediğim gibi 8. sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda devam ediyoruz video çözümlerimize. Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A. Türkiye'nin doğu sınırı son şeklini almıştır. B. Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı artmıştır. C. Kurtuluş Savaşı'ndaki cephe sayısı azalmıştır. D. Yapılan takviye ile Batı cephesi güçlendirilmiştir. Bakalım metnimize. Aşağıda Sabahattin Selik'in Ulusal Kurtuluş Savaşı adlı eserinden bir bölüm verilmiştir. Bu zafer ile İstiklal Harbi'nin Doğu cephesi kapandığı gibi Anadolu ihtilalini başlatmış olan meclisin de 1920 ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra itibarı artmış oluyordu. Asıl harbi batıda yapacak olan Türk ordusu artık buradan saldırı olmayacağından emin olarak dövüşecek ve doğudaki birliklerin bir kısmı Batı cephesine gönderilecekti. Ayrıca Rusya'dan gelecek yardımların da yolu açılmış oluyordu. Evet arkadaşlar, Sabahattin Selik'in Ulusal Kurtuluş Savaşı adlı eserinden bir bölüm verilmiş yukarıda. Bu metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Bunu bulmaya çalışacağız. Öncelikle A'ya bakalım. A. Türkiye'nin doğu sınırı son şeklini almıştır. Evet arkadaşlar, doğu cephesi kapandı, doğru. Ama doğu cephesi son şeklini hemen bundan sonra almadı. Çünkü bu savaşın sonunda, bu cephenin kapanmasının sonunda biz gümrük anlaşması yaptık. Tabii ki toprak aldık verdik ama asıl sınırlarımızın son şeklini aldığı antlaşma Kars Antlaşması. O yüzden yukarıda ne gümrüğüyle ilgili ne de Kars Antlaşması'yla ilgili bir bilgi olmadığı için doğu sınırımızın son şeklini aldığını söyleyemeyiz. Böyle bir çıkarım yapamayız. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği arkadaşlar. B'ye bakalım. B yapılabilir mi? Yapılaması bulduk. Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı artmıştır. Arkadaşlar 1920 ortalarında meclis gerçekten sıkıntı yaşadı. Hatta daha önceki sorularımızın birinde meclise karşı çıkarılan isyanları konuşmuştuk. İşte ondan bahsediyor burada da. Meclis bir yıl isyanlarla uğraştı. Ama isyanları bastırdı. Ne yaptı? Otoritesini, gücünü gösterdi. O tehlikeden sonra bu zaferi de kazanınca hemen Doğu Cephesi bizim ilk cephemiz Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz. Ne yaptı? İtibarı arttı. O yüzden bu çıkarımı yapabiliyoruz. Ayrıca nereden bu çıkarımı yapabiliyoruz? Bir şey daha söyleyeyim. Rusya'dan gelecek olan yardımların da yolu açılmış oldu. Rusya, İtilaf Devletleri'yle o da sıkıntı yaşadığı için eski müttefikleri biliyorsunuz. Kendisiyle onlar arasında bizi bir nevi tampon olarak görmek istiyor. Onlarla komşu olmak istemiyor, sınırdaş olmak istemiyor. O yüzden ne yapıyor? Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek bize silah, para vesaire yardımda bulunuyor. Yani bizi sevdiği için falan değil, tamamen çıkarları gereği. Ama biz bu savaşı kaybetseydik, bize bu yardımı yapar mıydı? Yapmazdı. O da ne yaptı? Gücümüzü gördü. Bunlarda iş var dedi. Bunlar bu işi başaracak dedi ve bize yardımlarda bulundu. İşte silahtır, paradır, altındır, her neyse. O yüzden Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığının arttığına bunu yorumlayabiliriz. Saygın olmayan kimseye başkaları para vermez, silah vermez arkadaşlar, yatırım yapmaz. C'ye bakalım. C yapılabilir mi? Kurtuluş Savaşı'ndaki cephe sayısı azalmıştır. Evet, Doğu cephesi kapandı. Kaldı Güney ve Batı cepheleri. Zaten Batı cephesi de burada geçiyor. Haliyle 3 cepheden biri kapandı arkadaşlar. Kaldı 2 cephe. Haliyle Kurtuluş Savaşı'ndaki cephe sayısı azalmıştır. Çıkarımını çok rahat bir şekilde yapabiliriz. D'ye bakalım. Yapılan takviye ile Batı cephesi güçlendirilmiştir. Evet. Burada diyor ki doğudaki birliklerin bir kısmı Batı cephesine gönderilecek.
Asıl savaş zaten burada olacak arkadaşlar. O yüzden buradan gönderilecek olan askerle, silahla, mermiyle, cephaneyle ne yapılmış oluyor? Batı cephesi güçlendirilmiş oluyor. O yüzden bu çıkarımı yapmak da mümkün. Çünkü buradan Kazım Karabekir Paşa bayağı bir tüfek falan aldı. Anlaşmaya o maddeyi koydurdu. Sıfır binlerce tüfek aldı. İşte cephane aldı onlara uygun olarak. Bunlar askerlerle birlikte ne yapıldı? Batı cephesine gönderildi. Batı cephesi bu şekilde güçlendirildi. Takviye edildi arkadaşlar. Bu nedenle demin de söylediğim gibi B, C ve D'deki çıkarımları yapabiliriz. Ama A'daki çıkarımı yapamayız. Bu nedenle 9. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 10. ve son sorumuzun çözümüne geldik. Yaşanan bu gelişmelerle ilgili olarak Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. 1. öncülümüz. 2. Anadolu topraklarının bir bölümü işgal edilmiştir. 3. Türk milleti işgalcilere karşı teşkilatlanmaya başlamıştır. 4. Mustafa Kemal bağımsızlık fikriyle Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Bakalım yaşanan gelişmelere. Başlığımız Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yaşanan gelişmeler. 13 Kasım 1918. Savaşta geçit verilmeyen düşman gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a demirledi arkadaşlar. Çanakkale cephesinde biliyorsunuz hem karadan hem denizden geçememişlerdi ama daha sonra Mondros imzalayınca rahat rahat ellerini kollarını sallayarak geçtiler ve İstanbul'a geldiler. 17-18 Mart 1919. İngilizler Samsun'a asker çıkardı. Bundan cesaret alan Rumlar Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini uygulatmak için harekete geçti. 15 Mayıs 1919 İzmir Yunanistan tarafından işgal edildi. İşgale tepki olarak Reddi İlhak Cemiyeti ve Kuvayi Milliye Birlikleri kuruldu. 16 Mayıs 1919 Bölgede asayişi sağlamak için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal Kurtuluş Mücadelesi planlarıyla Samsun'a hareket etti. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastı. 28 Mayıs 1919 son gelişmemiz. Havza Genelgesi yayımlandı. Ayrıca Havza Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruldu. Evet arkadaşlar, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında yaşanan gelişmeler bunlar. Şimdi bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıda verilen 4 yargıdan hangilerine ulaşabiliriz? Bunu birlikte bulalım. Öncelikle 1. yargımız. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Şimdi şöyle metnin geneline baktığınız zaman bunu düşünmüş olabilirsiniz arkadaşlar. İşte işgalci gemiler İstanbul'a demirliyor. Başkent burası. İşte İngilizler Samsun'a çıkıyor. İzmir, Yunanistan tarafından işgal ediliyor vesaire vesaire. Ama bu Osmanlı'nın hukuken sona erdiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu Osmanlı'nın işgal altına girdiğini ve fiilen son bulduğunu gösteriyor. Ama hukuken Osmanlı Devleti sona ermiştir. Yargısı buradan çıkmaz. Ama fiilen devlet diye bir şey kalmamıştır diyebilirsiniz. Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir diyebilirsiniz. Ama asla hukuken sona ermiştir diyemezsiniz. O yüzden birinci yargıya ulaşamayız. İkiye bakalım. Anadolu topraklarının bir bölümü işgal edilmiştir. Çok net arkadaşlar, bakın. Çanakkale Boğazı'ndan geçen düşman donanması 13 Kasım 1918'de İstanbul'u işgal ediyor. Demirliyor oraya. Bu resmi işgal değil. Fiili işgal. Geliyorlar oraya, demirliyorlar. İngilizler Samsun'a asker çıkarıyor. Yunanistan İzmir'i işgal ediyor. Gördüğünüz gibi Anadolu topraklarının bir bölümü işgal edilmiştir. Net bir şekilde ortada. Başka işgaller de var biliyorsunuz. Yani İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, İtalyan'ı vesaire vesaire. O yüzden ikinci yargıya rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Üçüncü yargımıza bakalım. Türk milleti işgalcilere karşı teşkilatlanmaya başlamıştır. Bakın, halk hemen İzmir işgalinden sonra Reddi İlhak Cemiyeti'ni kuruyor ve Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturuyor. Kime karşı? Düşmana karşı. Onlarla mücadele etmek için. Haklarını savunmak için. Kendini korumak için. Net. Bakın yine Havza'da GNG yayınlanıyor. Peşine Havza Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruyor. Yine kendi bölgesini korumak için. Bunun gibi onlarca cemiyet var. Onlarca yerde Kuvayi Milliye Birlikleri var arkadaşlar. O yüzden Türk milleti işgalcilere karşı teşkilatlanmaya başlamıştır
yargısına çok rahat buradan ulaşabiliriz arkadaşlar. Dördüncü yargımıza bakalım. Mustafa Kemal bağımsızlık fikriyle Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Mustafa Kemal Samsun ve çevresinde düzeni sağlamak için görevlendirildi biliyorsunuz 9. Ordu müfettişi olarak ama kafasında ne var? Anadolu'ya geçip milli mücadeleyi başlatmak var. Bakın şurada da zaten net bir şekilde Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Mücadelesi planlarıyla Samsun hareket etti. Yani resmi görevi, evet, Samsun ve çevresinde Rumlarla Türkler arasındaki çatışmaları bitirmek, silahları toplamak, bölgede asayiş sağlamak ama geri planda Mustafa Kemal'in kafasında Anadolu'ya geçmek bir şekilde Türk halkı ile birlikte işgalcilere karşı direnmek var, mücadele etmek var. O yüzden Mustafa Kemal bağımsızlık fikriyle, bu düşünceyle İstiklal Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a hareket etmiştir. Samsun'a ayak basmıştır. Yargısına da rahatlıkla ulaşabiliyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar D seçeneği yani 2, 3 ve 4. Teşekkür ediyorum izlediğiniz, dinlediğiniz için, sabrınız için. Bir başka sınavda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.